TR724 sesli köşelere hoş geldiniz. Turgut Efe Karı'nın kaleme aldığı Emre'ye Açık Mektup başlıklı yazısını seslendiriyoruz. Değerli kardeşim, yazdığın son mektubu internet sitelerinden okudum. Bir kere okudum ama sonrasında yazdıklarını zihnimde tekrar ettim, durdum. İradi olmayan bu durum sürekli devam edince açık bir mektup yazma ihtiyacı duydum. Çatısı altında benim de iki bahar geçirdiğim Silivri kapalı cezaevinde sen üçüncü bahara giriyorsun. Baharda daha çok çıkmak ister insan sözüyle hülasa ettiğin özgürlük hasretinin yabancısı değilim. Mektubunu okuyan dışarıdaki diğer arkadaşlar da en azından empatiyle hislerini anlayabiliyordur. Fakat yine de seni tam olarak anlamanın mümkün olmadığını düşünüyorum. Daha açık ifade etmek gerekirse, 1000 gün cezaevinde kaldıktan sonra özgürlüğüne kavuşan birisi, 1001. gününü hapiste geçiren kişinin halini ne anlayabilir ne de anlatabilir. Nitekim sen tutsaklığın 1000. gününe doğru yol alırken, ben bir süredir özgür yaşıyorum. Dolayısıyla adalet, hak, hukuk, sabır, kader gibi konularda kelam etmeyi sana saygısızlık sayarım. Bunları zaten biliyor, hatta iliklerine kadar yaşıyor ve kaderdaşlarınla enine boyuna değerlendiriyorsundur. Bu mektubu bir hasbihal ve arkadaşlığın hakkını verme çabası olarak görmeni diliyorum. Hem öyle demiyor muydun, tek isteğim dışarıdaki dostların bizi unutmaması. Hani bir de pek merak ederdik neler olup bitiyor hayatta diye. İşte anlatacaklarımı biraz da dışarıdan havadisler veya ahvali umumi nevinden kabul et. İnsanın özgürlük açlığını depreştiren ve seni mektup yazmaya sevk eden bahar hallerini ne güzel anlatmışsın. Orhan Veli'nin boyadığı, üstüne çuval çuval ak bulutların serpiştirildiği mavi gökyüzü. Dünyanın ve kuşların cıvıltısıyla hürriyet kokusu yayan çiçekler, ağaçlar. El hak, yerden göğe haklısın. Seninki kadar estetik olmasa da benzer duyguları orada ben de yaşıyordum. Lakin şimdi baktığımda tablo çok farklı görünüyor. Tuhaf zamanlardan geçtiğimizden midir, eğriyle doğrunun yer değiştirmesinden midir nedir bilmiyorum. Sınırsız gökyüzü, sayısız bulutlar, türlü kuşlar, rengarenk ağaçlar. O zamanki kadar anlamlı değiller. Hiçbirinden özgürlük namına bir ışık sızdırmıyor. Gökyüzüne bakarken o masmavi enginlik sanki birden daralıyor, ufukta sadece bir karaltı beliriyor. O karaltıda 7 metrelik duvarların çevrelediği, üzeri tel örgülü 9 adımlık avluda odaklanıp kalıyor gözlerim. Orada seni, kendimi ve diğer Emre'leri görüyorum. Orada dolunay zamanlarında demir parmaklıkla pencereden dakikalarca gökyüzünü seyreder, onca mesafeye rağmen aydınlığın karanlığı sessizce boğuşuna hayran kalırdık. Şimdi dolunaylar aydınlığı değil, projektör ışığı altındaki loş Silivri odalarını hatırlatıyor bana. Loş odalarda seni, kendimi ve diğer Emre'leri görüyorum. Evet, benim gökyüzüm, gündüzüm, gecem böyle karelerden ibaret artık. Orada kara kargalarla, ürkek saksağanlarla uzaktan da olsa arkadaşlık kurardık. Gün doğumuyla gelir, bıraktığımız yiyeceklerden nasiplenir giderlerdi. Gelmedikleri gün üzülür, merak ederdik. Bir canlıya ikram etmenin hazzından öte duygular kabarırdı ruhumuzda. Avlunun üstünü örten tel kafesten uçup giderken kara kargalar bile geride kucak dolusu özgürlük muştusu bırakırdı. Kafesin üzerinde cıvıldayıp duran serçeler hürriyet melodileri dökerdi üzerimize. Hele göçmen kuş katarları, olanca yüksekten uçup gitmelerine rağmen gözümüzün önünde geçmişin güzelliklerinden müjdeli gelecek resimleri çizerdi. Ya şimdi öyle mi? Dışarıdaki bütün kuşların artık tek istikameti var benim nazarımda.
hepsi birden dünyanın bir tarafından Silivri semalarına doğru uçuyorlar. Leylekler göç yolculuklarını orada noktalıyor. Bülbüller, kumrular, kanaryalar, tel kafesler üstünde hasretle vuslat türküleri seslendiriyor. Mektubunda 2,5 yıl sonra çıkabildiğim 20 metrelik spor sahasında gökyüzü üzerime düşecek sanmıştım, diyorsun. Vücudunun aşırı dozda gökyüzü mavisine maruz kalmış olabileceğini söylüyorsun. Oradayken hasretini çektiğimiz nispeten geniş spor sahasına çıkma imkanım olmamıştı. Bilimum terör örgütü mensuplarını o sahada görür, içten içe kıskanırdık. Şayet ben de çıkabilseydim, yapay çimli sahada neler hissederdim az çok tahmin edebiliyorum. Lakin gel gör ki şimdi her şey ters yüz oldu. Sonsuz gökyüzünün altında yaşadığımı hissetmek bir yana, ondan 20 metrelik saha kadar bile alan düşmüyor payıma. Kara delik misali bütün atmosfer, yeryüzünün tüm oksijeni, gökteki mavinin her tonu adeta kendi içine doğru çöküyor. Nefessiz, oksijensiz, mavisiz ve dahi hayatsız kalıyorum. Nedir bunlar bilmiyorum, bilemiyorum. Belki 3-5 yıldır yaşadıklarımızın sebep olduğu travma yüzünden böyle hissediyorum. Gerçeklik duygusunu tamamen yitirmiş olabilirim ya da ilahi sır denen şeyin tezahürleri içeride ve dışarıda farklı oluyordur. Adil-i mutlak yaratıcı, darda kalanla rahatta olana ihtiyacı oranında sekine ve idrak veriyordur. Diyorsun ki, deli bahar hürriyet kokusunu depreştirdiği zaman çıkıp durmadan, polis sirenlerine, jandarma dipçiklerine çarpmadan, yorgunluktan düşüp bayılıncaya kadar koşmayı arzu edersin. Bana çok tanıdık gelen bir arzu bu da. Ancak ne zamandır aradığım böyle bir parkuru bulamadım dışarıda. Bilakis koşmak istediğim bütün yolların bir bir kapandığını, tüm istikametlerin kendime döndüğünü fark ediyorum. İçeride dipçikler jandarmanın elinde, sirenler polis araçlarındaydı. Dışarıda neredeyse bütün siviller sanal jandarma kıyafeti giymiş. Kelimelerden dipçiklerini indirecek mazlum arıyor. Eş, dost, akraba, uzak yakın demeden çevredekiler zan yüklü bakışlarıyla, kindar dedikodularıyla polis sireninden daha etkili, daha zararlı çalışıyor. İçeride ne arzuluyorsa insan, dışarıda tam tersi var. Senin hayallerin ve cümlelerin üzerinden anlatmam gerekirse, para, pul ve kula tapanlarla dolu ortalık. Lügatlerden nefret dışındaki bütün kelimeler kaldırılmış sanki. Mağdurun imdadına yetişecek ince Mehmetlerden ve onun vicdanından da eser yok. Dünün nice cesur yürekleri, şimdinin abdi ağlarına uşaklık etmek için yarışıyor. Kitapları yakmak için Montaigne'lere gerek kalmamış. Herkes kendi kitabını kendisi heba ediyor. Zaten nicedir okuyandan ziyade cahiller makbul sayılıyor. Ağlayan kız çocuğuna pembe pamuk şekeri vermek de ne ola ki? On binlerce çocuğun elinden annesi, babası, kardeşi alınıyor da arşı inleten feryatlara koca bir toplum dönüp bakmıyor. Papatyaların tüm yaprakları birden koparılıyor, illa seveceksin diye. Gelincikler göstere göstere demir pabuçlarla eziliyor. Sana dahasını söyleyeyim Emre kardeşim. Tanıdık bildik bazı insanlarda beklenmedik savrulmalar, yakışmayan tepkiler görülüyor. Belli ki dışarıdaki zehirli atmosfer onları da etkiliyor. Tamam, yolun kaderinde var bu ama en yaralayıcı ve en acı veren bunlar oluyor. Soru sormakla hesap sormayı karıştıranlar mı dersin? Kendini tertemiz, sıfır hatasız, gayrısını kirli ve hata küpü bulanları mı ararsın? Sırf kafa konforu için sabırsızlık gösterenlere mi şaşarsın? Hakikati hemen öğrenme isteği bir hastalığa dönüşmüş. Şeytanı şaşırtacak karışıklıktaki hadiselerin bugünden yarına çözülmesini istiyor ki, bunca şüphe yükünden behemahal kurtulsun, rahatça işine baksın. Kolayca işin içinden çıkamayınca da zan dolu bilgilerden hükümler çıkarıyor. Yetinmiyor,
o hükümlere dayanıp kelleler alıyor, aforozlar döktürüyor. Örneğin, beni tanıyor diye bana yakıştıramıyor atılan iftiraları, seni tanıyor diye sana da yakıştıramıyor ama ötekini veya berikini tanımıyor ya, ondan şüphe duyuyor. En yaygını ve masumu, bir tuzak kuruldu ama bu işin içinde olanlar da var kabulü. İyi de neye göre bu kabul? Tek gerekçe, neredeyse 3 yıldır her gün defalarca atılan iftiralar. Kumpasçı çok başarılı maalesef. Tam da bu sonucu elde etmek için her gün aynı yalanı tekrarlamıyor mu? Adı üstünde, kumpas, tuzak. İnandırmak için eldivenle kullandığı silahta sahte parmak izi bırakmayacak mı? Bu mevzu derin. Daha doğrusu kuyuyu kazanlar hala muktedir ve kazmaya devam ettikleri için derin görünüyor. Zaten ben de mevzuyu şimdiden çözdüğümü iddia etmiyorum. Dedim ya, benimki biraz dertleşmek, söyleşmek. Anlayacağın Emre kardeşim, içerisi gibi dışarısı da zindan bize. Mevsim olarak bahar geldi. İşte Nisan'ın ilk günleri geçiyor bile. Hava ısındı, etraf yeşillendi, çiçekler açtı ve selam. Ama gözler bunları görmüyor. Gönül bir türlü şenlenmiyor. İyilikler, güzellikler sanki hepten terk etti bu toprakları. Baksana, kötülüğün karşısına naif heybetiyle dikili veren iyilikler, nefreti kendi çukurunda boğan müşfik sevgi seli ta Yeni Zelandalarda kendini gösteriyor. Hep kötülükten bahsedip hayallerinle, ümidinle çölde bir vahaya dönüştüğün hücrende seni huzursuz etmek değil niyetim. Anlatmak istediğim, sen ne kadar özgürlüğe hasretsen, ben de o kadar sana hasretim. Sayısız gözlerle beraber senin ve diğer bütün emrelerin hürriyetle kucaklaştığı günleri bekliyorum. Kalbim nice yürekle birlikte sizler için sızlıyor. Dualarım bütün mazlumlar için yakarıyor. Demem o ki Emrecim, bize baharı getirecek sensin, sizlersiniz. Bizler hakiki özgürlüğe, sizlerin hürriyetiyle kavuşacağız. O zaman iyilik de gelecek bu topraklara, mutluluk ve sevgi de dönecek gerisin geriye. O güne kadar sabır nöbetine ve dua görevine devam etmek dileğiyle kalbi selamlarımı, hasretli muhabbetlerimi gönderiyorum. Dostun Turgut Efe.